Evet, bu dersimizde tekrar formlarımıza buton ekleyeceğimizi söylemiştik. Formumuzu tasarım görünümüne döndürüyoruz. Bakın şurada az önceki derste söylemiştik gerçi. Şu üst tarafta yapmış olduğumuz şey görünmüyor. Neden görünmüyor? Çünkü burada bir sayfa üst bilgisi diye yapmışız. Halbuki bu form üst bilgisi olacaktı. Bunu şuraya alıyorum. Şu sayfa üst bilgisi kısmını kaldırıyorum. Şunu hatta biraz daha da yaklaştırabilirim. Çok yakın olmasın. Veya şuraya butonları koyarız belki. Bunun rengi de burada biraz şey oldu. Görünmez gibi bir şey oldu. Buradan ne gider bu zemine? Bu olabilir. Kalsın şimdilik. Şunu kapatalım. Butonları şeye koyacağım. Bunun sağ tarafına koyacağım. Şurayı daraltalım. Özellik kısmı kalsın. Şimdi benim butonlarımda kullanıcının kullanımını kolaylaştırması ve hatırlaması adına resim kullanmak istiyorum. Bu resimler için de ikon setlerine ihtiyacım var. Bunun için ben çok defa kullandığım bir ikon seti var. Dünya çapında da çok ünlü. FamFam yazdığınızda bakın. FamFam icons yazan yere tıklıyorum. Sitesine gittiğim zaman şurada hemen ipek diye Türkçeleştirebileceğimiz kısma giriyorum. Bakın şurada bir all icons yazıyor. Tıkladığımda gördüğünüz gibi içerisinde çok sayıda ikon var. Bunları biz programımızda kullanacağız. Tekrar geri dönüyorum ve download butonuna basıyorum. Sabit diske kaydet diyorum. Burayla artık işim kalmadı. Bakın nerede benim ikon setim? Burada. Icons diyor. Bu icons'ı şuraya alıyorum şimdilik. Kapattım bunu. Hatta şu FamFam dosyalarında proje dosyalarının içerisine atıyorum. Kullanabilmeniz adına. Tekrar programıma geri döndüm. Şimdi burada tasarım kısmından bir tane düğme veya işte buton. Genelde buton diye alıştık ama Türkçe'ye düğme diye çevirmişler. Hemen komut düğmesi sihirbazı geldi. Bunu iptal ediyorum. Burada bu komut 2010 ve 2013'te tema olarak şöyle bir tema ile geliyor ama ben arka plan stilini saydam yapıyorum bunun. Saydam yaptıktan sonra da şuradan ismini mesela ne olsun bu formu kapatacak bir buton olmuş olsun. Bunun için de bir resim tanımlamamı istiyor. Şuradan gözete tıklıyorum. Şuradan tüm ikonlar diyorum. Burada arayacağım şey close yazdığım zaman olmadı. Exit diye arayalım. Bulamadık nedense. Delete. Şuradan delete olarak arayalım bakalım. İşimize yarayacak bir isim diye bulabilecek miyiz? Şu olabilir veya quit diye arayalım bakalım. Belki öyle bir isim vermiş olabilirler. Enteresan. Yine şunu da deneyelim. Evet, iptal için tamam diyorum. Tabi resim seçtiğim zaman bakın bu defa yazı gitti. Burada hani benim şey olarak ikisini birden kullanmak istediğim için resim yazısı yok yazan yeri sağ olarak ayarladığımda bakın ne olmuş oldu. Artık ikisi birden kullanıyor. Şunun arka plan rengini
farklı bir şey mi yapsam? Şöyle olsa renkler daha mı net belli olur? Şuradan biçimden kalın yapalım. Kapat yazısı belli olsun. Şimdi bunu sağ üst köşeye bir yere alıyorum. İsmi komut 19. Diğer sekmesinden ismini BTN kapat olarak değiştiriyorum. Ve şöyle bir tekrar form görünümüne geri döneyim. Bakın şimdi burada kapat diye bir buton olursa şuradaki şu çarpı butonun bir anlamı yok. Ben o yüzden bunu tasarım görünümüne geçtikten sonra şu formun özelliğinden biçim sekmesine geliyorum. Kenarlık stil ince kalsın. Şurada nerededir? O denetim kutusunu hayır, kapat düğmesini hayır olarak değiştiriyorum. Bakın geldiğim zaman artık kapatma ile ilgili şey kalmadı. Buton kalmadı. Tekrar tasarım görünümüne geçiyorum. Kapat butonuna geldiğimde olay sekmesi tıklatıldığında olayına kod yazacağım. Şimdi burada ufak bir şey daha değinmiş olayım. Tools sekmesinden, Options kısmından tabları 2 olarak ayarlıyorum. 2 sekme boşluk bırakacak. Require Variable Declaration kısmını işaretli tutuyorum. Yani değişken tanımını zorunlu tutacağız. Editör kısmından background kısmını auto olarak yapıyorum. Normal yazıyı yeşil yaptım. Keywordları yani anahtar kelimeleri mavi yapıyorum. Yorumları gri yaptım. Ve yine identifier yazan yeri de kırmızı gibi bordo renkte bir şey seçiyorum. Font olarak Consolas tercih ediyorum. Programcılar için çıkartılmış bir yazı tipiydi. Boyut olarak da 11 olarak ayarladım. Şimdi burada kapat butonuna tıkladığımda ne olacak? Bakın şurada veya şöyle yapalım direkt. Bakın biraz bir şey yazdıktan sonra klavyeden Ctrl ve boşluk tuşuna bastığınızda açılan kutu çıkacak. Current project nokta quit tabi şeyleri karıştırdık. Programlama dillerini. Application quit dediğinizde önce bir kaydedelim. Bakın açıyorum. Tıkladığınızda direkt Access'in hepsinden çıkmış oluyor. Tabi bu yanlış bir mantık olacaktır. Neden? Sonuç itibariyle bu bir tane form. Ben quit işlemini sadece bunun için değil de formun kapatılması amacıyla kullanmalıyım. Şu kapat işlemi bütün ana formu kapatacak bir yerde kullanılacak. Dolayısıyla burada benim kullanacağım şey kapat butonunda Application quit değil de do cmd nokta open form dedikten sonra open form değil tabi close form olacak. Close dedikten sonra türüne form virgül virgül dedikten sonra pardon virgül dedikten sonra objenin ismi yani şu anki kapatacağım formun ismi ne olacak? Çift tırnak içerisinde yazıyorsunuz. FRM cari detay formunu kapatmasını istiyorum. Kapattım. Tekrar geldim. Bakın kapat dediğimde sadece bu defa ne yapmış oldu? Formu kapattı. Tabii şimdi şöyle bir sıkıntı da var. Bakın kapat diyorum. Hemen kapatıyor. Aslında burada bana neyi sorması lazımdı? Kapatmak istediğinize emin misin? Demesi lazım. Tekrar kapat butonuna geldikten sonra if diyorum message box pencereyi kapatmak istediğinize emin misiniz? Virgülden sonra tabi bu bir soru işlemi olduğu için ve bir question olacak. Artı diyorum. Artı olarak da neyi kullanacağım? Bir yes, no
kullanacağım. Yani evet ve hayır kullanacağım. Tekrar virgül, tırnak. Dikkat diye bir başlığı da olsun. Tekrar parantezi kapattığımda eşittir bir yes ise, eğer yes geliyorsa cevap olarak formumu kapatacak. Eğer ki yes gelmiyor, hayır gelirse direkt endif'in dışına çıkacak. Bakın uygulamasını da yapalım hemen. Önce bir kaydedelim. Formu açıyorum. Kapata tıklıyorum. Kapatmak istediğiniz emin misiniz? Hayır diyorum. Bir şey yapmıyor. Evet diyorum. Kapatıyor. Hemen burada bir debug işlemi yapalım. Şuraya bir breakpoint koyuyorum. Formu açıyorum. Bakın kapat dediğim zaman direkt buraya geliyor. Soruyor. Message box biliyorsunuz mesaj gösteren bir pencere. Ancak parantez içerisinde yazılacak olursa formdan gelen, yani mesaj formundan, penceresinden gelen cevabı da yakalayabiliyor. Eğer cevap eşittir VBYES ise, bu yes olabilmesi için burada mutlaka VBYES no kullanmanız lazım. Eğer yes ise, bakın F8 tuşuyla bir sonraki adıma gidiyorum. Pencereyi kapatmak istediğinize emin misiniz diyor. Evet diyorum. Hemen alta dallandı. TuCMD close ile kapatma işlemini yapıyoruz. Bana tür olarak soruyor. Form diyorum. Formun ismini de yazdıktan sonra tekrar F8 ile devam ediyorum. End if'e geldi. End sub ve tekrar dışarı çıktı. Tabi bu arada da pencerede arka planda kapanmış oldu. Şimdi burada bu işlemi yaptıktan sonra buraya bir iki tane daha buton koymam lazım. Ne butonu olacak bunlar? Yeni, düzenle, sil gibi şeyler olabilir. Bunun için tekrar tasarım moduna geçiyorum. Şuradaki Ctrl C ile butonu yapıştırdım. Kopyalayıp yapıştırdım. Sadece burada resim değiştireceğim. Tabii Ctrl V ile yapıştıracak olursanız direkt altına yapıştıracaktır. Şimdi şurası yeni kayıt olsun. Yeni kayıt içinde resmimizi tabi değiştireceğiz. Şuradaki resim kısmından tıklıyorum. Göz at diyorum. Masa üstüne geldim. Icons. Tümünü görebilmek için tüm dosyalar diyorum. Mesela add bunun için uygun olacaktır. Yeni kayıt. Şuna düzenle diyorum. Resim olarak da tabi şuradan edit diye arıyorum. Edit hangisi uygun olacaktır? Şu sanki daha anlaşılır olur. Düzenle dedik ve kaydet butonu olsun. Kaydet. Kaydet için de klasik bir disket tercih edeceğiz. Şuradan yine tüm dosyalar. İşte Access'in en büyük problemlerinden bir tanesi. Save dediğim zaman en güzel, şunun başına ve sonuna yıldız koyarsak tüm save'leri gösteriyor mu? Yok. Direkt o zaman şeye gidiyorum. Kendi üzerindeki simgeleri tercih edeceğim. Kaydet dedim. Şimdi burada tabi ufak bir şey olacak. Kaydet butonunu hem kaydet hem güncelle için kullanacağız. Ona da tabi az sonra değineceğiz. Şimdi bu butonların isimlerini değiştiriyorum. Diğer kısmından btn yeni btn düzenle btn kaydet. Şimdi bu butonları da
isimlendirdikten sonra formumuzun görünümü şöyle bir şey oluyor bakın. Burada yalnız şöyle bir şey olacak. Bakın şu an formu açtığım zaman direkt burada cari unvanı geliyor. Direkt bakın buradan kapattığım zaman hemen tabloya gittiğimde bakın Avrasya İş Makineleri geliyor. Tekrar formumu açıyorum. Bakın şuraya bir 8 yazıyorum. Kapat diyorum. Şurayı da F5 ile klavyeden yenilediğim zaman Avrasya Makineler 8 olduğunu göreceksiniz. Yani ben aslında böyle bir şey istemiyorum. Neden? Çünkü formu açtığım zaman herhangi bir şey düzenleme gücü ve yetkisinin bende olmasını istiyorum. Dolayısıyla bu form ilk açıldığı zaman şu bütün alanları kilitli tutacağım ben. Kilitli tuttuktan sonra sadece hani düzenle butonuna bastığımda buralar aktif olacak. Nereyi değiştireceksem orayı değiştireceğim. Daha sonra kaydet dersem kaydedecek, demezsem yine kaydetmeyecek. Bunların da nasıl yapıldığını sonraki derste de göreceğiz. Bu dersi çok fazla uzatmamak adına burada keseyim. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.